Merhaba arkadaşlar. Benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sipariş üzerine yaptığım yeleğin modelini paylaşacağım. Instagram sayfamda paylaşmıştım ve benden bunun videosunu paylaşmamı istemişlerdi takipçilerim. Öncelikle bu yeleğin modelini birçok videolarda görebilirsiniz. Normalde bunu şişle yapıyorlar. Şiş ve tığ kullanıyorlar. Yalnız ben uzun zamandır bu modeli yaptığım için şiş kullanmadım sadece tığla onun püf noktasını göstereceğim sadece tığla yaptım ve bu yeleğin bir yeli istedi müşterimiz o yüzden böyle bu şekilde bir üzerine yaptım bu yeleğin arka kısmı öncelikle ben her zaman bütün videolarımda söylediğim gibi tekrar size hatırlatmak amaçlı söylemek istiyorum ben yeleklerimi en ve boy ölçüsüne göre yapıyorum istenilen en ve boyda yapıyorum eğer e, atıyorum mesela bunun enini benden 58 santim istediler kaç tane dilim denk gelirse öncelikle şu büyesini yapıyorum, ölçüyorum 58 santime geldiği zaman üzerine kaç dilim olursa olsun o şekilde ilerliyorum arkadaşlar ve bunun boyunu da 80 santim istediler bu şekilde koltuğa kadar e, 57 santim ördüm e, koltuktan yukarısını 23 santim Örerek zaten genelde koltuk 20 22 ya da 23 santimde e, Bitiriyorum ben Bu şekilde bunu 80 santime kadar geldim e, En omuz kısmında Bu şekilde e, modelimiz verev durduğu için Düz e, dikişi düz denk gelsin diye bu şekilde Altına zincir ve üzerine ikili trabzan yaparak Arka kısmını bitirdim Şu an ön kısmını yapıyorum Ön kısmını yaptığım zaman koltuk ve yaka kesimini de sizlerle paylaşacağım inşallah. Öncelikle bu şekilde yeleğimizi buraya koyalım. Dediğim gibi ikili trabzan şeklinde lastiğimi başladım. normalde bunun lastiğini ben 2, 4, 6, 8, 9 şeklinde yaptım. Normalde bütün hani yeleklerde yaptığım için lastiği ben bayağı bir ilerlettim videom uzamasın diye. Sadece bir son kısmını sizlere göstermek istiyorum. de çıktığımı anlayın diye. 3 zincir çekerek geri dönüyorum. Tığımın başına ip alıyorum. Ve bu şekilde ikili trabzan yaparak lastiğimizi şu sırasını bitiriyoruz arkadaşlar. Ben bu lastiği de 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım Bu arada Alizangora Gold ip kullanıyorum bu yeleğimde de o ipi kullandım numarasını Eğer isterseniz kuyu gri olarak yapıyorum 87 numara numarası bu yeleğimin Bu da evde vardı 21 numara Alizangora Gold daha açık ton olsun diye daha ayrıntılı göstermek için sizlere bu ipi kullandım arkadaşlar ne yapıyoruz lastiğimizin son sırasını yapıyoruz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Ben bunu ön kısım olarak sizlere göstereceğim. Arkada zaten şu şekilde kenarlarda 3 tane yaptım. Diğer kenarda da dikişe gelsin diye 3 tane yaptım. Ama lastik kısmını sizlere göstereyim ki ön kısmını daha detaylı anlarsınız. Şimdi öncelikle 3 zincirimizi çekiyoruz. Modelimizin ilk sırasını zaten modelimiz iki sıradan oluşuyor. Sık iğne ve örümcek olarak. Evet arkadaşlar 3 zincirimizi çektik. Önce bir yayı kuralım. Tığımızın başına ip alıyoruz. Şuralara şu ilk zincir ya da dolgu yani bir sırada dolgu denk geliyor bir sırada zincir denk geliyor. Onların içine şu hemen yanındakine girerek ikili trabzan yapıyorum tekrar içine aynı şekilde giriyorum ikili trabzan. bir tane tığın başına ip alıyorum bu sefer şuraya do battığımız yere giriyoruz 3 oluyor yandakinin içine giriyorum 4 oluyor tekrar aynı yere giriyorum 5 tekrar yandakine batıyorum 6 Tekrar yandakine 7 ve tekrar yandakine giriyorum 8. Yanda 8 tane ikili trabzan yaptık lastik kısmımızı. 1 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere batarak sık iğne ile sabitliyoruz. Neden böyle bir şey yaptık? Sık iğneleri aşağıdan başladığımız için devamlı lastiklerin şu bölümüne geldiğimiz zaman 2 zincir çekip lastiğin dibine sık iğneleri bağlayıp Buradan devam ediyoruz. Sadece sık iğneleri yaptığımız zaman iki zincir çekerek devam ediyoruz. Şimdi o püf noktayı size göstereceğim. Hani bu modeli birye nasıl yaptınız diye soranlar çok oluyor. O yüzden ben bunu açıklamak için size bu videoyu paylaştım. Ne yaptık? İki zincir çektik, sık iğneye batarak buraya sabitledik. Hemen tığımız bu şekilde duruyor. Yana girdim, sık iğne yaptım, tığımı çektim. Bakın burada tutuyorum tığımı. Normalde bunu 8 ya da 10 numara şişin içine böyle taka taka devam ediyorlar. Siz yapamazsanız siz şiş kullanabilirsiniz. Şişte yapılan videolar da çok var sayfada. Ee, diğer sayfalarda, YouTube kanallarında. Oradan da bakabilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız inanın o kadar basit ve o kadar kolay oluyor ki eliniz alışıyor zaten. Bu şekilde tığımı tuttum. Bir tane battım. Tekrar tığımı batırıyorum. İkinciyi çekiyorum. İki. Şuraya yana girdim. Tekrar üç. Tekrar aynı yere girdim. Dört. Arada başlara batıyorum. Beş. Hani maksat şurası büzmesin. Maksat şurası ıı, pot durmasın. Ne yaptım? Beş yaptım. Tekrar yana giriyorum. Burayı kendi gözünüzle de ayarlayabilirsiniz. Altı. Tekrar yana giriyorum. 7. Tekrar başa batıyorum. 8. Tekrar yana giriyorum. 9. Tekrar giriyorum. 10. Bu bir model oldu. Şurası. Sayarak da yaparsanız alt kısmınızı denk getirebilirsiniz kaç dilim olacağını. Şimdi ben 10 tane yaptım. Şimdi ortayı yapıyorum şurayı. Oraya 6 tane yapıyoruz ilk etapta. Yana giriyorum. Çekiyorum 1, 2, direğin başına 3, yana giriyorum 4, tekrar yana giriyorum 5, tekrar yana giriyorum 6. Ne yaptık? Bir model bir arada toplama işlemini yapmış olduk. Ben bunu iki model olarak sizlere paylaşacağım. Şimdi tekrar bir model için 10 tane yapacağız. 1 topladım çektim 2 3 yana giriyorum 4 tekrar yana giriyorum 5 başa batıyorum 6 tekrar yana giriyorum 7 tekrar yana giriyorum 8 tekrar yana giriyorum 9 ve başa batıyorum 10 bu şekilde şu iki model olarak yapmış oldum sizlere. Ne yaptık şimdi? Tığımı çıkarmadan ki ilmem kaçmasın. Battığım yer vardı ya. Oraya tekrar batıp bir, iki zincir çektim. Ne yaptık? Bir tane kafes atlayıp şuraya tepesine battım. Şurada bir tane kalacak şekilde ki bu yan dikiş olacak. Sık iğne ile sabitledim. Bir, iki, üç zincir çektim. Artık bu tığımızı çıkarabiliriz. Bakın normalde bunu şişe de yapabiliyorsunuz ama ben bu şekilde yapabiliyorum. Siz de yapabilirsiniz. Tığımın başını ip aldım. Araya girdim. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar girdim. İkinci ikili trabzan yaptım. Tığım başını ip aldım ve kenarıya şuraya batarak bir ikili trabzan yaptım. Düz dursun diye. Bir, iki, üç zincir çekip geri dönüyoruz. Şimdi toplama işleminizi göstereceğim. 3 tane ikili trabzanın her birinin tepesine batarak yan dikiş yerini yapıyoruz. Şimdi 1 2 zincir çekiyoruz. Ve 1 içine giriyorum sık iğne. 2 3 4 ve 5 tane girdim örümceklerin içine sık iğnemi yaptım ve daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim bu sefer sırayla devam ederek 5 tane daha şu şekilde yapıyoruz 1 batıyorum topluyorum 2 batıyorum sık iğne yapıyorum 3 tekrar batıyorum 4 Tekrar batıyorum. 5. Ve şu dilimimizi yaptık. Şimdi arada hiç zincir çekmeden, tığın başını almadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bunları yaparken de mesela böyle yamuk olabiliyor ya. Düzeltin ki düz dursun. Bu şekilde 6 tane alıyorum, çekiyorum, topluyorum. Ve tekrar yan tarafa devam ederek 5 tane 2 3 4 5 ve 5 zincir çekiyorum ve devam ediyoruz 1 2 3 4 ve 5 1 2 zincir çekip tığın başına ip alıp Yandaki lastiğimizin bakın buraya girmiyoruz. Bu iki zincire girmiyoruz. Artma olur. Hemen tepesindeki ilk başlangıç ikili tırabzanın tepesine batarak bir ikili tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane lastiğimizi yaptık. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Tekrar 8 tane lastiğimizi yaparak modelimize kadar geliyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ne yapıyorduk şuraya inebilmemiz için? Böyle iki zincir çekip buraya batarsak olmaz. Bir, iki zincir çekip en son battığımız ikili trabzanın aynı battığımız yere batarak sık iğneleri sabitliyoruz. Ve sonra iki zincir çekiyorum. Hemen baştaki ıı, örümceğin tepesine battı, içine battığımız sık iğnenin içine girerek Tığımızı çıkarıyoruz. Bir, yana giriyorum, iki, beş tane yapıyoruz buraya, üç, dört ve beş. Şimdi beş tane çektiğimiz zincirin içine on tane yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7 batıyoruz çekiyoruz topluyoruz 8 9 ve 10 şimdi tığımızı çıkarırken baktık ki çok doldu sondan iki tane içine girelim ki aynı orantıyı sağlayalım sondan iki tanenin içine giriyoruz ve yandaki 5 taneye de devam ediyoruz 1 battım çektim çıkardım battım, çektim, çıkardım. Bakın. Bu şekilde her sık iğnenin içine giriyoruz. Bunlara çok dikkat edin. Her sık iğnenin içine. Kesinlikle atlama yapmayın ki model kendiliğinden devam ediyor. Çok basit bir model. Çok gösterişli bir model. Ne yaptık? Zincirin içine geldik. Bir tane yaptım. 10 tane zincirin içine yapıyoruz. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Ne yapıyoruz? Bunu çıkarıyoruz. Sondan 2 tanenin içine giriyoruz ve yandaki 5 taneyi de devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bitti. Aynı yere giriyorum ipimi çıkarıyorum ve bir iki zincir yap çekerek yandaki dikişin ilk ikili trabzan tepesine batarak bir iki üç zincir çekip tığımı çıkarıyorum ve burada lastiğime aynı yere tekrar batıyorum ikili trabzan yana giriyorum 2 ve bir daha yana giriyorum 3 1 2 3 zincir çekip yan tarafı devam ediyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3 1 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Normalde buraya düz örüyorduk ya. 1 2 3 4 5 taneyi bakın bu 10 tane hiç ellemiyoruz. Yandaki olanların hepsini topluyorum, çekiyorum. Bu sefer bu 5 taneyi yapıyorum. Zincirin içindeki 2 3 4 ve 5 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5 Tekrar 5 taneyi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi Ortada 11 tane oluyor. Bakın şurayı tamamen topluyoruz. Bunda ne yapıyoruz? Burada arttırırken burada da topluyoruz ki e, artma ya da eksilme olmasın. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane. Sadece zincirin içindekiler kaldı. Tığımın ipini çıkardım. ve topladım. Tekrar zincir içindeki 10 taneyi model olarak beşerli yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çekiyorum. Tekrar 5 taneyi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu sefer yandaki kalanları 2, 3, 4, 5 taneyi topluyorum. Çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve bir yeye devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8. Bu şekilde. Burası ters yüzü, burası düz yüz Bu şekilde modelimiz oluyor arkadaşlar. Bunu e, benden e, düğmeli istediler. O yüzden ben şimdi düğmesiz olan ön tarafını yapıyorum elimde. Koltuk ve yaka kesimini onun bitireceğim. Düğmeli olarak tarafı başladığım zaman e, koltuk ve yaka kısmını sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir şey olursa videoyu tekrar başa sarıp sarıp izleyebilirsiniz. Ben bu modelin size e, bir eli şeklini göstermek için paylaştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Modelimiz de şu şekilde zaten oluyor. Çok şık, çok güzel bir model. İsterseniz şal, atkı, yelek her şekilde bu modeli kullanabilirsiniz. Benim gösterdiğim püf noktasını da yapabilirsiniz. Eğer ki yapamıyorsanız dediğim gibi 8 ya da 10 numara şiş kullanabilirsiniz. Bu şekilde oluyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.